Herkese merhaba arkadaşlar. Üniversitemiz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün üçüncü soruyla karşınızdayım. Basit bir soru. Kesinlikle vizede çıkmaz. Onu söyleyeyim. Neden çözmek istedim? Çünkü bu vizenin içerisinde bir soru da çıkar. Ha, çıkarsa da küçük bir puan olur. 3-4 puan gibi öncüllerde. Herhalde bütün üniversitede bu böyle olur. Skalar çarpımı nasıl yapılır? Aslında ben onu öğretmek istedim. Skalar çarpımda İki çok hızlı anlatacağım. İ 1'e eşittir. J çarpı J 1'e eşittir. İ çarpı J 0 eşittir. J çarpı İ 0 eşittir. Bunu bilelim. Ondan sonra 2A diyor ya. 2A da 2 ile çarpıyorsunuz. 2A eşittir. 4i eksi 6j yapıyor. 6B diyor ya. 6 ile çarpıyorsun bunu. Bu da 30i eksi artı 6j yapıyor. Şimdi bunlar bitti. Bunlarla işlem yap diyor. Yani 4i eksi 6j, 30i artı 6j arasında bir çarpma işlemi, skalar ama skalar olsun diyor. Skalar çarpma işlemi gerçekleştir diyor. Ben diyorum ki şöyle yan yana bir yazalım. Çarpı 30i artı 6j. Ondan sonra şimdi i ile i çarpınca 1'i ya. Demek ki burada bir olay olacak. Sonra 4 ile j'yi çarpacağım. 0 ya. O da 0 yani. Sonuçta bunu niye yazayım ki? Sonuçta sınavın ortasındayım. Zamanım gitmesin. Yazmayayım. Gerek yok. 6j ile 30i'yi çarpıyor. Bu da 0. 6j ile, özür, eksi 6j ile 6j'yi çarpıyorum. Bu da var. O zaman başlayalım. Şimdi şöyle dedik ya. Ne dedik? Hangi yolları çarpmıyoruz? Bu yolu çarpmıyoruz. Bir de şu yolu çarpmıyoruz. 4 ile 30i'yi çarpıyorum. 120. Çünkü i çarpımı 1. 120. Eksi 6j ile artı 6j'yi çarpıyorum. 36 mı? Hayır. Eksi 36. Çünkü başında eksi vardı. Eksi 36. Cevap 84. Soru bu kadardı. Diğer videoda görüşürüz.